Sizleri bu videoda özellikle Arduino Uno kartlarında görmeye alışık oldunuz. Bu mikro denetleyiciyi kendi devrenize nasıl kullanabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Bu noktada çok kısa bir ara vererek sizlere bu videonun sponsoru olan PCWay'den bahsetmek istiyorum. PCWay benim de tüm PCB ihtiyaçlarında kullanmış olduğum Çinli bir PCB üretim firması. 100 mm 100 mm kalan kartlarınızı 10 adetin altında olduğu sürece 5 dolara ürettirmeniz mümkün. Ayrıyeten ürettiğiniz kartlarınızı sitenin paylaşım kısmına paylaşarak da oradan insanlarla paylaşabilir ve onlar sipariş verdikçe buradan komisyon da kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekense son derece basit. Gerber dosyanızı ürettikten sonra web sitesine girerek arayüzden gerekli ayarlamaları yapıp sipariş vermeniz lazım. Aslında gerekli ayarlama noktasına da hiç canınızı sıkmayın çünkü zaten oradaki parametrelerin tamamı size en ucuz PCB üretecek şekilde ayarlanmış. Eğer bu konuda amatörseniz hiç ayarlara dokunmadan da sadece kartınızın boyutunu, adetini ve rengini seçerek size uygun bir kadro metoduyla adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Dikkat edin, kargo metotları PCB'nin üretimi kadar maalesef ucuz değil ama orada çok ucuz alternatifler de var. O noktada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi geri videoya dönebiliriz. Aslına bakarsanız bu arkadaşı kendi devrenizde kullanmak sandığınızdan çok daha kolay. Bunu çalıştırmak için belli başlı 3 tane ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi güç, bir tanesi saat devresi, bir tanesi de reset devresi. Bu basit ihtiyaçları sıra sıra karşılayarak devremizi çalıştıralım. Bu arada hemen değinmeden geçemeyeceğim. Her ne kadar biz burada Atmel firmasının Atmel 328 mikro denetleyicisiyle konuşuyor olsak da aslında bu videodaki hemen hemen bütün bilgiler genel olarak tüm mikro denetleyiciler için geçerlidir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Güç ihtiyacına geri dönecek olursak ben burada görmüş olduğunuz mikro denetleyiciyi 5 voltluk bir gerilim seviyesiyle besleyeceğim. Ki kendisi de bana datasheet'te söylediği üzere 5 voltta çalıştığında 16 MHz hızında çalışma imkanı sağlıyor olacak. Bu 5 voltluk ihtiyacı karşılamak için tonlarca metodunuz var. Mesela en basitinden çok çeşitli güç devreleri kullanabilirsiniz. Pek çok switch mod veya lineer voltaj regülatörü bunu yapabileceğiniz gibi basit pillerle veya cep telefonunuzun adaptörüyle de 5 volt üretmek mümkün. Fakat ben burada şu cihazı kullanıyor olacağım. Bu görmüş olduğunuz breadboardlar için geliştirilmiş olan çok tatlı bir güç devresi arkadaşlar. Üzerinde 5 volt ve 3.3 volt için farklı çıkışlar var. Şuradaki switch'i istediğiniz yere çevirerek breadboardunuzun ilgili güç hattını ister 5 voltla ister 3.3 voltla besleyebiliyorsunuz. Hem bir açma kapama devresi var hem USB'lerden doğrudan enerji giriş yapabildiğiniz gibi buradaki DC barajaklardan da 9 volta kadar besleyerek 3.3 volt ve 5 volt gerilim seviyesinde enerji sağlayabiliyorsunuz breadboardunuza. Ben bu devrede bu arkadaşı kullanıyor olacağım bu özelliklerinden dolayı. Dediğim gibi sizler de 5 volt üreten herhangi bir şeyi kullanıyor olabilirsiniz. Hemen bunu yerine bağlıyorum. Bu bağlantı yaptıktan sonra buradan güç uygulamam dahilinde artık breadboard'umun burasında 5 voltluk bir artı ve eksi hattı oluşmuş olacak. Hemen şimdi mikro denetleyicimi besleyerek devam ediyorum. Tabii bu noktada mikro denetleyicinin hangi pinin ne amaçla kullanıldığını da bilmek gerekiyor. Bunun için de kendisinin datasheet'inden faydalanacağız. Datasheet'te ilgili kısmı açtığınız zaman karşınıza böyle bir pinout diyagramı gelecek arkadaşlar. Burada net bir şekilde görüleceği üzere 7. bacak VCC, 8. ve 22. bacaklarsa GND olarak belirtilmiş. Yani beslemelerimizi biz buradan yapıyor olacağız. Hemen yapalım. İşlemcinin şurasındaki işaretli olan bacak 1 numara olmak üzere aşağı ve sonra da karşıya geçerek bacak numaralarını sayarak ilerleyebilirsiniz. Buradan baktığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bacak burası oluyor. Buradan VCC'ye girmem gerekiyor. Bunu bağladıktan sonra da GND'sini bağlayacağım. Onun için de 22 numaralı pini kullanacağım. Hemen tekrar saydığımda 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de şurası oluyormuş. Oradan da hemen bir GND bağlayalım buna. Bu iki bağlantıyı yaparak mikro denetleyicinin çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisine sağlamış olduk. Şimdi diğer bir ihtiyacımız olan saat devresine geçelim. Bunun için de bize bir tane 16 MHz kristal ve iki tane de 22 pikofaradlık kondansatör lazım arkadaşlar. Yine hemen pin diyagramına baktığımda da bu kristallerin bağlanacağı bacakların 9. ve 10. bacaklar olduğunu görüyorum. Kendisinin artı 8'i yoktur. Doğrudan bunu ilgili bacaklara bağlayabiliyorsunuz. Tabi bacaklar yan yana olduğu için bunu biraz böyle yamuk bir şekilde oraya takabileceğim. Şu şekilde de kristalimi bağlamış oldum. Ardından bu kristalin bağlandığı iki bacağı da birer tane 22 pikofaradlık kondansatörle şu şekilde GND hattına bağlıyorum. İşte bu basit 3 komponentte de mikro denetleyicimin ihtiyacı olan saat devresini kendisine bağlamış oldum. Ve son devremiz reset devresi. Aslında devre dediğime bakmayın, sadece çok basit bir komponentle bunun ihtiyacını çözüyor olacağız. Yine pin diyagramına baktığınızda 1 numaralı bacağın reset bacağı olduğunu göreceksiniz. Bu arkadaşı
10 kilo'luk bir dirençle pull-up bağlayarak bir ucu reset bacağında, bir ucu 5 volt olacak şekilde bir direnci oraya konumlandırarak mikro denetleyicinin kendi kendini resetlemesini önlüyorum. Dilerseniz buraya bir buton koyup butonun diğer ucunu da ground'a bağlayarak butona bastığınızda buradaki mikro denetleyicinin resetlenmesini sağlayabilirsiniz. Tıpkı hemen hemen tüm Arduino kartlarında olduğu gibi şu butonu bu şekilde konumlandırmak mümkün. İşte en basit manada sadece bir besleme ve şu görmüş olduğunuz 4 basit komponentle bu mikro denetleyiciyi çalıştırmak mümkün. Bunu programlamaya geçmeden önce bir tane mevzuyu çözmemiz lazım. Onun adı da bootloader arkadaşlar. Eğer siz buradaki mikro denetleyiciyi bu şekilde bir Arduino Uno'nun üzerinden söküp aldıysanız zaten bunun üzerinde bir bootloader vardır. Ama eğer bu şekilde benim gibi direkt sadece kendisini satın aldıysanız fabrika çıkışında bu arkadaşların içerisine bootloader yüklenmiyor. Eğer Arduino platformuyla, Arduino altyapısıyla bunu kullanmak istiyorsanız bu bootloader'ı yüklemek zorundasınız. Peki bu bootloader ne diyecek olursanız en basit tabirle sizin bilgisayarda yazıp kartın içine yüklemeye çalıştığınız yazılımları bu kartın içine, daha doğrusu bu mikro denetleyicinin içerisine yükleyen bir ön yükleyici yazılımı. Ve maalesef eğer Arduino altyapısıyla çalışmak istiyorsanız Arduino IDE'yi kullanarak direkt USB konnektörü üzerinden bağlanıp bu karta kod yüklemek istiyorsanız bu bootloader'ı yüklemek zorundasınız. Bu bootloader olmadan da mikro denetleyicinin içerisine kod yükleme imkanları da yok değil bu arada. Fakat bizim senaryomuzda biz bu bootloader'ı yükleyeceğiz. Bu bootloader yüklemenin de pek çok farklı yolu var. Bunlardan en kolay yol olan farklı bir Arduino kartını kullanarak yükleme metoduyla biz bu işi yapıyor olacağız. Bu iş için özel bir Arduino kartına veya orijinal bir Arduino kartına ihtiyacımız yok. Bu şekilde en dandik klon kartlarla da bu yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu bootloader yükleme metodunda bizim buradaki Arduino Uno'muz aslına bakarsanız bir yükleyici olarak çalışıyor olacak. Dolayısıyla da bunun içerisine önceden bir yazılım yüklememiz gerekiyor. Hemen öncelikle o yazılımı yükleyerek başlayalım. Kartınızı normal bir şekilde USB konnektör üzerinden bilgisayara bağlayın arkadaşlar. Daha sonra da araçlardan bootloader yüklemede kullanacağınız kartı seçin. Biz bu işlemde bir tane Arduino Uno kullanacağız. Bu kartın bağlı olduğu COM portunu da seçiyorum. O da COM10'a yüklüymüş. Bu seçim yaptıktan sonra dosya örnekler sekmesinden burada Arduino ISP diye bir örnek var. Bunu çalıştırıyorum. Daha sonra da bu Arduino ISP isimli uygulamayı skeci'de kartımın içerisine yüklüyorum. Bu yükleme tamamlandıktan sonra artık benim buradaki Arduino Uno'm bir bootloader yükleme işlemi için kullanılmaya hazır hale gelmiş oluyor. Artık bağlantı yapmak lazım. Bunun için de arkadaşlar SPI pinleri dediğimiz bu MISO, MOSI, SCK isimli pinler vardı ya, o pinleri kullanıyor olacağız. Son derece basit bir işlem. Bu kartın 5 voltunu kendi breadboard'umun 5 volt hattına, bu kartın GND'sini de yine kendi breadboard'umun GND hattına bağlıyorum. Evet, artık buradaki mikro denetleyicimi enerjilendirmiş oldum. Şimdi artık gerekli olan sinyal pinlerinin bağlantısını yapabilirim. Bu bağlantı yapmak için de benim şu an internetten açmış olduğum gibi basit bir Arduino Uno pin diyagramı açarak İşinizi fazlasıyla kolaylaştırabilirsiniz. Bizim burada kullanacağımız pinler az önce söylediğim gibi SCK, MISO ve MOSI pinleri. Yani SPI haberleşme pinleri. Bakın aynı pinler biliyorsunuz Arduino kartlarının şu altındaki bölümde de vardır ve buranın da bakın pin isimleri verilmiş. Yani ister buradakini ister de buradakini kullanabiliyorsunuz. Hiçbir farklılığı yok. Şimdi hemen bu bağlantı yapmaya başlayalım. 13. pini SCK pinini buradaki mikro denetleyicinin SCK pinine bağlamam lazım. Fakat tabi burada yine hangi pine denk geldiğini bunu bilmiyorum. Bunu yapmak için de yine az önce açmış olduğumuz ataşitteki mikro denetleyicinin pin diyagramına bakacağız. Bizim buradaki SCK pinimiz baktığınız zaman kartın 19. pinine tekabül ediyor. Bakın orada SCK yazıyor arkadaşlar. O zaman bunu alıyorum. Buradan 19. pine bağlıyorum. Daha sonra 12. pinimi, yani programlayıcının MISO pinini de yine kendi mikro denetleyicimin MISO pinine bağlayacağım. O da yine datasheet'ten baktığım zaman 18. pinmiş. Onu da bağlıyorum. Daha sonra sırada MOSI pinim var. O da 11 numaralı pinimiz. Bu pinimiz de mikro denetleyicinin 17 numaralı piniymiş. Onu da bağlıyorum arkadaşlar. Bu kablodan sonra son bir kablomuz kalıyor. O da 10 numaralı pin. Bunu da kendi mikro denetleyicinizin reset bacağını bağlamanız lazım. O da yine pin diyagramından göreceğiniz üzere bizim çipimizin 1 numaralı bacağıymış. Onu da buraya bağlıyorum. Bu bağlantı yaptıktan sonra artık buradaki Arduino kartı bu mikro denetleyicinin içerisine bir bootloader yükleyebilir. Şimdi tekrar Arduino IDE'ye dönelim. Arduino IDE'ye döndükten sonra tekrar araçlar kısmına giriyoruz. Bu sefer araçlar kısmından artık bootloader programlamak için seçeceğim kartı değil de mikro denetleyicinin içerisine hangi kartın bootloader'ını yüklemek istiyorsam onu seçeceğim arkadaşlar.
Ben yine bir Arduino kartı seçeceğim burada. Çünkü Atmega 328'imin bir Arduino Uno olarak çalışmasını istiyorum. Dolayısıyla buradan da Arduino Uno'yu seçiyorum yine. Ardından yine kartın bağlı olduğu COM portunu seçiyorsunuz. Zaten COM'un o değişmedi. Bu sefer kod yükleme yapmayacağız da araçlar kısmından ön yükleyici yazdır seçeneğini kullanacağız. Bunu yapmadan önce de programlayıcı tarafından Arduino SISP seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Bu sayede Arduino bilecek ki ben hedefteki mikro denetleyici ya da hedefteki karta Arduino ISP kullanarak, yani bir Arduino kartını kullanarak bootloader'ı yükleyeceğim diyecek. Kendisi bunu bilebilecek ve bu sayede yükleme yapabilecek. Hemen ön yükleyiciyi yazdır diyorum. Bazen bazı mikro denetleyicilere bu ön yükleyiciyi yazdırmak çok uzun zaman alabiliyor ama buradaki çok kısa sürdü ve artık bootloader'ımız yüklendi arkadaşlar. Benim buradaki mikro denetleyicim artık bir Arduino Uno gibi çalışacak. Şimdi bunun içerisine artık kod yükleyebiliriz. Bu Arduino kartından artık kurtuluyorum. Fakat şimdi kod yüklemekte de yine pek çok metot var. Biz normalde bu Arduino kartlarında biliyorsunuz çok rahatlıkla kod yükleyebiliyoruz. Neden? Çünkü bunların üzerinde birer UART devresi var. Bakın burada bir CH340 çipi var. Burada da bir, yanlış hatırlamıyorsam, Atmega16U2 vardı. Bu entegreler sayesinde buradaki işlemcilere kod yüklemek son derece kolaydı. USB üzerinden doğrudan kod yükleyebiliyorduk. Fakat bizde artık bakın o entegre yok. Peki biz bu kod yüklemeyi nasıl yapacağız? Çok basit. İsterseniz buradaki entegreyi sökün. Mikro denetleyicinizi buraya takın. Bu kartı kullanarak programlayın. Geri buradan çıkarın. Devrenize takın ve kullanın. Bu sayede bu kartın üzerindeki UART köprüsünü kullanmış olacaksınız. Ya da benim bu videoda yapacağım gibi bu şekilde harici bir UART köprüsü, harici bir UART devresi kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kart hem 3.3 volt seviyesinde hem de 5 volt seviyesindeki kartları programlayabiliyor. Üzerindeki şu jumper switch ile bunu değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu 5.5 volt'a takıyorum şu an. Şimdi bu ikisi arasındaki bağlantıyı yaparak bu arkadaşı programlayacağım. Dikkat edin, yine ben kartımı kendi devremden beslemiyorum. Enerjiyi buradan takacağım USB kablosundan almasını istiyorum. O yüzden yine buradan besleme yapmayacağım. Bu kartın üzerindeki VCC pinini kendi breadboard'umdaki artı hatta bağlıyorum. Bu kartın üzerindeki GND pinini ise breadboard'umun mavi hattına, yani eksi hattına bağlıyorum. Çünkü buradaki mavi hat ve buradaki mavi hat şuradaki kart üzerinden birleşiyor benim için. Eğer sizde böyle bir çözüm yoksa breadboard'unuzun iki tarafındaki güç hatlarını birleştirmeyi unutmayın. Akabinde bu kartımın üzerindeki TX pinini mikro denetleyicimin RX pinine bağlayacağım. Yine hangi pin olduğuna bakmak için de yine datasheet'teki görsele bakıyorum. 2 numaralı bacak RX piniymiş. Onu da 2 numaralı bacağa bağlıyorum. Bu kartın RX pinini de mikro denetleyicimin TX pinine bağlayacağım. O da 3 numaralı pinmiş. Onun bağlantısını da yapıyorum. Son bir bağlantım kalıyor. Buradaki kartın üzerindeki DTR pinini de, Data Transfer Ready'di herhalde bunun uzatılmış hali, reset hattına bağlayacağım. Fakat reset hattına bağlamadan önce, nasıl az önce 22 pikofaradlık kondansörler kullanmışsam, bu sefer de 100 nanofaradlık bir kondansör kullanarak reset hattıma bu kondansörü bağlıyor. Bu DTR pinini ise o kondansöre bağlıyorum arkadaşlar. Bu bağlantı yaptıktan sonra da artık mikro denetleyicimin içerisine kod yükleyebilirim rahatlıkla. Ne kod yükleyelim? Mesela bir porttan bir LED yakma işlemi yapalım. Bunun için de hatta biliyorsunuz bütün Arduino kartlarında bir 13 numaralı LED var. 13 numaralı pine bağlı olan bir LED var. O LED'i bağlayalım biz de. Yine bunun için diyagramdan faydalanabiliriz. Bakın 13 numaralı pin aslında B portunun 5 numaralı piniymiş. Aynı zamanda da SCK isimli pinmiş. Hemen yine diyagrama bakarak B portunun 5 numaralı pinine bakıyorum. Bakın o da burası. Yani bizim D13 pinimiz aslında mikro denetleyicinin 19. pinine tekabül ediyormuş. Zaten az önce de onu kullanmıştık. Hemen yapalım o bağlantıyı. Şu şekilde LED'imi bağladım arkadaşlar. Bir direnç LED bağlantısı yaptım. Şimdi bu kartı bilgisayara bağlayarak bu mikro denetleyicinin içerisine rahatlıkla kod yükleyebilirim. Şöyle çok basit bir kod hazırladım. Tabii bunu yüklemeden önce yine araçlardan kartımızı seçeceğiz. Artık bir Arduino Uno olarak çalışacak bu kart. Çünkü içerisine Arduino Uno bootloader'ı kurduk. Porttan da COM17'yi seçiyorum. Port değişti çünkü eski Arduino'yu söktük. Şuradaki programlayıcıyı taktık. Onun COM portunu görüyoruz şu an. Onu seçiyoruz. Onu seçtikten sonra da yükle butonuna basarak kodunuzu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bakın yükle bitti. Her bir saniyede bir buradaki LED'im yanıyor. Tıpkı kodda söylediğim gibi. Bakalım seri portta çalışıyor mu? Seri monitör ekranından da yazdırmasını söylediğimiz işlemleri yaptığını görüyoruz. Yani hem seri haberleşmemiz hem de herhangi bir port kontrol işlemimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Tabi buradaki seri haberleşme yapabilmek için her zaman buradaki UART kartının takılı olması lazım. Yoksa başka türlü buradaki mikro denetleyici
sizin bilgisayarınızla konuşamaz. Bu kodu yükledikten sonra bu devreyi sökebilirsiniz. Buradaki kart üzerinden artık devremi besleyebilirim. Bunun için de şu şekilde kendi cep telefonumun şarj adaptörünü kullanıyor olacağım. 5 voltluk adaptörümden gelen kabloyu da breadboard'umun üzerindeki bu USB portuna taktığımda bakın arkadaşlar devrem tekrar çalışmaya kaldı yerden devam ediyor. Böyle bir şey kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz buradaki enerji hatlarından farklı metotlarla 5 volt uygulayarak da kendi devrenizi çalıştırabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Evet, bayağıdır bu şekilde video çekmedim. Özlemişim aslında bu formatı. Şimdi biz neden bu kadar basit bir video yaptık? Zaten bu videodan YouTube'da belki yüzlerce, binlerce vardır. Şu mikro denetleyici kullanmak son derece basit bir şey. Benim burada iki çift lafım var. Birincisi, her hafta yüzlerce mail veya soru geliyor. Bunlardan en çok sorulan da ben kendimi nasıl geliştiririm, ben kendimi nasıl geliştiririm. Arkadaşlar bunun bir kitabı, bir tarifi yok. Fakat kendini geliştirmek isteyen arkadaşların öncelikle sorgulama yeteneklerini kazanması gerekiyor. Eğer bu yeteneğiniz yoksa maalesef kendinizi bu alanı değil başka hiçbir alanda da geliştiremezsiniz. Çünkü sorgulamayan insandan ne kendine, ne ailesine, ne memleketine, ne de dünyaya hiçbir faydası yok. Her şeyi sorgulamanız lazım. Bu videoda neler sorgulanabilirdi? 1. Bu DTR bağlantısında biz neden buraya 100 nanofaradlık bir kondansatör bağladık? Niye buradaki gibi 22 pikofaradlık bir kondansatör bağlamadık? Bunu sorgulamanız lazım. Buradaki mikro denetleyicinin içerisine bootloader yükledim ve dedim ki bootloader olmadan da kod yüklenebiliyor. Onun metodu nedir? Nasıl yüklenir? Arasındaki farkı ne? Artısı eksisi ne? Bunu sorgulamanız lazım. Buradaki UART kartıyla biz bunun içine kod yükledik. Farklı metotlarda kod yüklenebilir dedim. Bir tane de bakın burada Arduino kartıyla kod yükleme metodu gösterdim. Bunun dışında metotlar var mı? Varsa aralarındaki farklar nedir? Bunu sorgulamanız lazım. Buradaki kristal devresi 16 MHz'lik bir kristalden oluşuyor. Ve 2 tane de 22 pikofaradlık kondansatör var. Neden 16 MHz? Neden 22 pikofaradlık kondansatörler? Bunları sorgulamanız lazım. Ya da az önce dikkat ettiyseniz pin diyagrama baktığımızda 7 numaralı pin VCC turuncu renkliydi, power etiketli. 20 numaralı pin de AVCC'ydi. O da turuncu etiketli, power etiketli. Neden bundan gerilim verdik de bundan gerilim vermedik? Bunu da sorgulamanız lazım. Bu yaptığımız doğru bir hareket mi, yanlış bir hareket mi? Bunu da sorgulamanız lazım. Ya da bu kristali bağlamak zorunda mıyız? Hadi size bir tüyo vermiş olayım. Normalde bu mikro denetleyicinin kendi içerisinde bir kristal de var. Ve şu direnci LED'i kullanmadığınızı hesap edelim. Kodunuzla yüklediğinizi hesap edelim. Bunları da çıkararak sadece bu devreyi bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Sadece güç vererek ve buradaki reset almaması için gereken bu pull-up direncini bağlayarak da bu arkadaşı kendi içerisindeki 8 MHz'lik bir kristali kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Bunu çalıştırdığımız zaman neler değişiyor? Bunu çalıştırmak için nelerden feragat ediyoruz ya da bunu nasıl çalıştırabiliriz? İşte bunları sorgulamanız lazım. Eğer bunları sorgulamıyorsanız sadece basit bir elektronik hobicisi olarak kalırsınız ve internette gördüğünüz projeleri tekrar edip onları ufak tefek eklemeler yaparak, minik geliştirmeler yaparak bu hayata devam edersiniz ve bu konuda başarılı olamazsınız arkadaşlar. Şimdi bu videonun asıl çekim amacına gelelim. Bu videoda çok basit bir şekilde bir mikro denetleyici, daha doğrusu Arduino tabanlı olacak şekilde bir mikro denetleyiciyi çalıştırmayı öğrendik ve önümüzdeki günlerde de bir Arduino kartını canlı yayında sıfırdan çizme planım var. Muhtemelen bu pazar günü bu işi yapıyor olacağız. Bu yayından önce eğer bu videoda bahsettiğim konuları araştırmaya fırsat bulursanız, onları araştırıp gelirseniz bu yayın sizler için çok daha verimli, çok daha keyifli olacaktır. Az önce sorduğum ya da sorgulamalısınız dediğim şeylerin hepsine olmasa da bazılarına o yayında da değiniyor olacağım. Eğer merak ediyorsanız o yayında sizleri beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.